Evet, herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm. Ve aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gözünüz aydın. Harbiden gözümüz aydın, gözünüz aydın. Yani sizinle beraber ailenizin, sevdiklerinizin, beklentileri olan arkadaşlarımızın hepsinin gözü aydın olsun, nur olsun. İnşallah Rabbim bundan sonra daha güzel mutluluklar, daha güzellikler karşınıza çıkarsın. Çünkü dün itibariyle, yani dün ayın kaçıydı, bugün ayın 12'si olduğuna göre, ayın 11'i itibariyle artık zimmette düşmeler gerçekleşti. Ne demek zimmette düşme şeyler? Demek ki güvenlik soruşturmasıyla arşiv soruşturmaları tamamlandı. Tabi herkesin ki düştü mü? Düşmeyenler de var. Eskiden şeydi, yani hatırlıyorum, mesela bir tane arkadaşım da vardı, ameliyat teknikeri. Bu arkadaşımız da, bu eskiden güvenlik soruşturması, arşiv soruşturması böyle aylarca sürüyordu. O arkadaşım tam 9 ay beklemişti böyle. Yani o beklemek çok çok sıkıntılı, çok yani stresli bir durumdu. Allah kimse göstermesin. Ama neredeyse son 2-3 yıldır böyle daha erken, yani 1-2 ay dediğimiz bir süreç içerisinde bu işte arşiv soruşturması, güvenlik soruşturması tamamlanıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımızın güvenlik soruşturması, arşiv soruşturması tamamlandı ve zimmette düşmeler oldu. Zaten siz sorguladığınızda işte atandığınız kurumu görebilirsiniz veya orada işte evrak alma şeyleri de görebilirsiniz. Veya SMS olarak gelen arkadaşlarımız da var. Aynı zamanda e-devlet üzerinde, portal üzerinde de görebilirsiniz. Şimdi öncelikle buna hayırlı olsun dedik. Bundan sonraki süreç ne olacak? Sizi neler bekleyecek? Nasıl yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Ben de biraz bunlara değineceğim Allah'ın izniyle. İşte zimmetten sonraki evrakları, işte görev ve başlama duyurusundaki evrak teslimi, hangi evrakları teslim edeceksiniz? Evrakları teslim ettikten sonra ne zaman göreve başlarsınız? Onlara değineceğim. Ondan sonra artık bundan sonraki süreç, yani şimdi siz gideceksiniz. Çalışmış olduğunuz, yani atanmış olduğunuz kuruma, şehire, hastaneye falan. Tabii ev ihtiyacınız olacak, ev tutma, artık somut olarak bunlara gerçekleştirebilirsiniz. İlk maaşınız nedir, nasıldır, nasıl yatacak, ona kısaca bilgilendireceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar, öncelikle zimmetiniz hayırlı olsun. Göreve başlayan, yani zimmete düşen arkadaşlarımız ayın 16 Ocak ile 30 Ocak arasında evrakları teslim etmeye gidecekler kurumunuza. Eğer siz toplum sağlık merkezine, ilçe sağlık müdürlüklerine atanmışsınız veya ne bileyim bu tür yerlere eğer siz atanmışsanız, kurumunuz orasıysa, evraklarınızı oraya teslim edeceksiniz. Bu evraklar nelerdir? Evrakların birincisi, şimdi diploma. Diplomanın bir lisans veya noter onaylı bir şey olması gerekir. Yani diplomanız olması gerekir. Ondan sonra 2022 KPSS puanlarınızın gösterecek şeyiniz, puanlarınız olması gerekir. Vesikalık fotoğraf en az 2-4 tane yanınıza bulunsun, ne olur olmaz. 2 tane yeterli oluyor da, yine ne olur ne olmaz 2 tane 4 tane yanınıza bulunsun. Ondan sonra mal bildirim beyannamesini muhakkak yapmanız gerekir. Başka ne vardı? Onlar da yazmıştım böyle. Nüfus kayıt örneğinizi de götürebilirsiniz. Ondan sonra mezun belgesiniz. Mezun belgenizi. Başka da bir şey yok zaten. Onları götürmeniz zaten orada da yazıyor böyle. Onları eğer siz il sağlık müdürleri, ilçe sağlık müdürlüklerine veya toplum sağlık merkezlerine gibi yerlere atanmışsanız, evraklarınızı oranın il sağlık müdürlüğüne vereceksiniz. Ama eğer siz eğitim araştırma hastanelerine, devlet hastanelerine, entegre olmuş ilçe hastanelerine, şehir hastanelerine eğer siz atanmışsanız, siz evraklarınızı hazırlayıp birisi halinde atanmış olduğunuz kurumunun işte personel özlük birimi diye bir birim var. Bu hemen bütün hastanelerde bulunur. Oradaki arkadaşlara veriyorsunuz. Önce sizin sigorta girişiniz oluşuyor. Ondan sonra eğer hani evrak verdikten sonra, yani siz diyelim ki bugün evrakları teslim edin, ayın 16'sına başlıyor diyelim ki, ayın 17'sine gittiniz, evraklarınızı hazırladınız, devlet hastanesine atanmışsınız ve devlet hastanelerinin
özlük işleri birimine gittikten sonra evraklarınızı verdikten sonra oradaki arkadaşlar sizin sigorta girişinizi yaptığı an size hemen ertesi yani hemen işe başlayabilirsiniz. Yani o şöyle diyeyim yani. Hani diyor ya işte evrakları teslim ettikten sonra ne zaman ben göreve başlarım diye. Evrakları teslim ettiğinizden itibaren göreve başlayabilirsiniz ama o durumda da size onu tavsiye etmiyorum. Şöyle yani çünkü siz oraya geleceksiniz yani bir eviniz, bir yurdunuz, bir kalacak yeriniz olması gerekir. Önce bir onları da halledin. Ondan sonra evraklarınızı verin. Hatta isterseniz mesela ben öyle yapmıştım. Ben geldim, evraklarımı hazırladım, geldim. Özlük işte birimine teslim ettim. Hani oradaki arkadaşlar dedim ki benim daha dedim kalacak yerlerimi ayarlamamışım dedim. Yani bana biraz zaman ayırın, zaman verin tarzında. Mesela onlar da bana bir hafta şey yapmıştı ki ben o zaman 1 Nisan'da gelip başlayabildim ancak. Yani sizler de o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Çünkü ayın 30'una kadar evrak verme veya göreve başlama şeyi olabilir. O süre zarfına gelin evinizi tutun. İşte o ev tutma konusunda da ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bakın arkadaşlar burası çok çok önemli. Çünkü eğer siz yani sizin bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz kurumda sizin eviniz, kendi aileniz falan yoksa böyle yani ev tutma veya başka bir yere gidecekseniz böyle ev tutmayı kafanızdan önce bir çıkarın. Gelin önce bir kalacak yerin, kalacak bir yerde kalın böyle 1 ay, 2 ay. Ondan sonra siz orayı tanıdıktan sonra daha sağlıklı bir şekilde bir ev bulun, kiralayın tarzında yapabiliriz. Ama özellikle altını çiziyorum ki daha gelip başlamadan yani görevimize başlamadan ev tutmaya, ev şey yapmaya kesinlikle yeltenmeyin. Ha, orada bir arkadaşınız vardır veya daha sonra tanışmış olduğunuz arkadaşınız vardır. Ev arkadaşı olarak dahil olabilirsin. Bu tür şeyler tamamdır ama gelip sıfırdan ev arayıp da kiralamak kesinlikle bu tür şeylere kalkışmayın. Bunlar ikinci, üçüncü adımdan sonra yapın. Yani başladıktan sonra arada bir iki ay geçtikten sonra kendinizin ne olduğunu gördükten sonra ev kiralayabilirsiniz. Ayrı eve de çıkabilirsiniz. Arkadaşlarla arkadaş bulup da çıkabilirsiniz. Orası tamamen size ait değil. Şimdi gelelim. Zimmete düştünüz. Göreve başlama şey geldi. Evraklarını aldınız. 16 Ocak'la 30 Kasım nerede çıktı? 16 Ocak'la 30 Ocak arasında gidiyorsunuz ki işte atanmış olduğunuz kurumunun personel özlük işlerine evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Ondan sonra göreve, sigorta girişinizi yaptıktan sonra göreve başlıyorsunuz. Göreve başladıktan sonra tabii o arada evinizi, şeyinizi de kuracağız, kalacak yerlerinizi de değindim ve maaş. Şimdi yani bu demek oluyor ki şimdi siz 16 Ocak'ta artık evrak vereceksiniz ya. Diyelim ki ayın 16'sında evrak verme süreci başladı. Siz 17'sinde ya da 20'sinde düz mantık olsun diye 20'sinde evrakları teslim ettiniz. Evraklarınızı aldın böyle gittin. Personel özlük işini devrettiniz. Sigorta girişiniz oldu. Siz o saatten sonra artık 657'ye tabi bir sağlık memurusunuz, bir memursunuz. Yani onun için hep diyorum bak yine de altını çizerek diyorum ki 657'ye tabi olacaksınız. 657 açın, inceleyin sorumlulukları, hakları, görevleri falan filan hepsini bile bilin. Tamam. Sigorta girişiniz ayın 20'sinde başladı. Biliyorsunuz ki ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gecede bizim işte memurların maaşları yatırılıyor. Aksi bir durum olmadığı sürece hep böyle devam etmektedir. Siz ayın 20'sine başladınız. Ayın 20'sine başladığınızda önümüzdeki diğer hani 15 Şubat'ta yani 20 Ocak 2023'te başladınız. 15 Şubat 2023 geldiğinde size bir tam maaş yatacak. Artı hani 20 Ocak'ta başladınız ya. 20 gün orada yani 10 günün maaş şeyini yani çalıştığınız kadarıyla maaş yatacaktır. 25'indesin. Ne kadar çalışmışsın? 5 gün çalışmışsın. 5 günün maaşını, 10 gün çalışmışsın. 10 günün maaşını, 20 gün çalışmışsın. 20 günün maaşını alacaksınız. Yani ne dedim ya. Artı bir maaş artı
çalıştığınız gün sayısı kadar maaş alacaksınız. Tabii burada aynı zamanda biliyorsunuz ki bütün sağlık şeylerine bir promosyon anlaşması oldu işte. Kaç liraydı? 25 miydi? 26 mıydı? 28 miydi? 28 bin lira. Yani o maaş promosyonları ne zaman yatacak, ne ara yatacak? Onda hiç bilgim yok. Çünkü bu gelince değişiklik yapıyor ama büyük ihtimalle yani 1-4-5 ay içerisinde en kısa zamanda yine o maaş promosyonu da size yatacak. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, var mı? Yok. Tabii heyecanlı olacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız. O konuda da yani rahat olun. Yani böyle rahat olun. Kendinizi bilin. Kendi kişiliğinizi, kendi vizyonunuzu, kendi misyonunuzu ortaya koyun böyle. Allah'ın izniyle. Ama bu ev konusuna bak, altını tekrar çiziyorum. Bu ev konusunda böyle hani daha işte başlamana şey yapmadan böyle gelip yani ev kiralayıp ev tutma girişiminde bulunmayın. Yapabiliyorsanız bir apartta veya tanıdığınız veya tanımış olduğunuz bir kişinin şeyinde işte ev yani kiracı olarak yani şey olarak ev arkadaşı olarak kalın, bir iki ay geçirin. Ondan sonra hem o zaman işte o şehri tanımış olursunuz. Yakını, uzaklığı, araba falan filan. Bunlar çok önemli çünkü. Yani bazen bakıyorsun ki ev güzeldir ama ulaşımı sıkıntısı var. Artık siz memur olacağınız için, 650 ile tabi olduğu için görev saatiniz 8, 12, 1, 5 olacağı için artık o öğrenci zamanında hani 8'den nasıl kalkarım, okula giderim, sınava giderim tarzındaki düşünceye gideceği için 8'de yani en geç 8'de hani gelip kurumunuza iş başı yapmanız gerekir. Yani ondan dolayı yani atanmak kadar bu atanmanın kaldığı yer, kalacak yer, ev falan çok çok önemlidir. Varsa arkadaşlarınızla kalın, aparta kalın. Kaç aya kadar kendinizi tamamen bildikten sonra ondan sonra güzelce bir eve de çıkabilirsiniz tek başına arkadaşlarınızla da olabilir. Sıkıntı yok inşallah. Tekrardan çok çok hayırlı olsun inşallah. Yani tabii bu zimmette düşme yani bu göreve başlama şeyleri başladıktan sonra artık ikinci bir alımın da hani ikinci bir alım dedi ya hemen ardını alacağız ya. Şimdi o 30 Ocak'a kadar ona da kısaca buradan değineyim gideyim. 30 Ocak'a kadar bu süreç devam edecek. Yani bu zimmete düşme, evrak teslim etme şeyleri falan devam edeceği için demek ki ikinci alım bak benim öngörüm halen de böyle 30 Ocak kadar yani Şubat'a kaldı mı? Şubat sonu bu ikinci alım Şubat sonu gündeme gelecek. Şubat sonu böyle Mart başı gibi alıma çıkacak. Zaten şey yapana kadar böyle şey gelecek. Ramazan bayramının Ramazan'a geçecek. Yani Mart ayı içerisinde tamamen gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir de yani hiçbirimizin inkar edemeyeceği bir seçim de yaklaştığı için ister istemez bunu yani bu seçimleri etkileyecek yani şey yapacak yani seçimler bunları etkileyecek seçime yakın bir tarihte alınacağını da ben öngörüyorum yani düşünüyorum benim kendi düşüncem. Hayırlısı olsun inşallah Rabbim nasip etmeyenlere de en kısa zamanda o duygu, o güzelliği nasip ettirsin. Çünkü çok güzel bir duygu harbiden. Hem kendiniz için, hem aileniz için, hem sevenleriniz için, hem hani şey için bugün alınan mesela önüne 42.500 aldı ya. Bu 42.500 aile demek oluyor yani. Artık siz bir aile olacaksınız kendi ayaklarınızın üzerinde. Yani bir sorumluluklarınız olacak. Yani siz yarın öbür gün memur olduktan sonra belki yani gerçekten o sorumluluk insanı adam ettiriyor yani böyle hani kişiliğin tam oturtturuyor böyle hani ne yaptığını ne ettiğini oturtturuyor. Ha zorlukları var mı? Var. Yani memur olmak kolay değildir. Gerçekten kolay değildir. Gerek psikolojik olarak gerek de şekil olarak yani gerçekten seni adam ettiriyor böyle hani sana bir şeyler öğrettiriyor yani. Gün gelince bunları şey yapacağız böyle. Neyse Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum kısmında belirtin. Ben de elimden geldiği kadar yorumlara cevaplayacağım. Bazen Instagram'da zarar olmadığı sürece ben hiçbir şekilde cevaplayamıyorum. Cevaplamak da istemiyorum kısacası yani açıkçası. Instagram'ı ben biraz daha kişisel özel olarak kullandığım için orada cevap vermeyi pek şey yapmıyorum böyle hani yeltenmiyorum, ilişmiyorum falan. Yorumlarınızı, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz.
Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah.